Şimdi beni ciddi ciddi asacak mısınız siz ya? Evet güzelim. Bugüne kadar hiç kimseyi gayri ciddi asmadı. Beni de siz mi asacaksınız? Evet. Ama üzülme. Mukadderat. Aklıma şey geldi. Ben bir şey unuttum hücrede de onu alıp gel canım. Gel kardeşim buraya. Bırak bu ayakları. Ama bir şey mi unutmuştum? Boş ver. Gittiğin yerde hiçbir şey lazım olmayacak sana. İki kulü vallahi bir elhamdan başka. Demek ifi siz çekeceksiniz ha. Abi sizin işte zor be. Sahi memleket nereydi sizin? Bana otobüste bir yerden bir yere giderken yanındakiyle muhabbet edip samimi olma tripleri yapma. Hiç hoşlanmam. Ama güzel güzel laflıyorduk işte. Size de yaran olmaz ki ya. Bu arada geldik. Buraya mı asacaksınız beni? İstersen bir dükkanın vitrinine asalım. Hem herkese örnek olur. İbretsel açıdan yani. Evet, müstakbel rahmetliye soruldu. Son bir diyeceğim var mı? Var efendim, vallahi bir daha yapmayacağım. Sabah sabah elinizi bana bulamayın efendim. Bunu söylemek için biraz geç değil mi? Adamı 36 yerinden bıçaklamışsın. Zühür tesellisi buna. Efendim, o sırada gözüm dönmüştü. Şimdi dönmüyor mu? Dönmüyor. İyi, o zaman idam edilmen için bir mani kalmadı. Son bir arzun var mı? Var efendim. Şu cebime elinizi sokun. Bakın şurada bir kağıt var efendim. Alın onu. Alın efendim, alın. Bu ne bu? Mektup mu? Yo, su faturası. Onu bir zahmet yatırabilir misiniz acaba? Sen aklını mı oynattın oğlum? Ne yapacaksın elektriği, suyu öbür tarafta? Orada her şey bedava. Olsun olsun. Siz onu bir yatırın da beni daha iyi anlayacaksınız o zaman. Hem benden sonra evdekiler de susuz kalmamış olurlar. Son istek son istektir. Mecburen yapacağız tabii. Celal'cığım şunu bir zahmet bir kuruşu yatırıver de işimize bakalım. İyi yatıralım. Daha neler göreceğiz bakalım. Al bunu al. Da git hadi yürü hadi. Buyurun. Bu ne olmuş bu ya? Bu cezaya girmiş kardeşim. Tamam efendim neyse cezası verelim de suyu açın. 252.315.000. Uf. Amma ya. Su kullanmış adam ya. Amma. Barajı bitirmiş neredeyse. Amma kullanmışsın ha. 315.000 lira bozunuz var mıydı acaba? Yoktu. O yüzden bütün para uzattım. Peki 15.000 liranız var mı? Yok. 5.000 var mı? Yahu 5.000 liralar tedavülden kalkalı 5.000 yıl oluyor. Siz hala bu zihniyetinizi tedavülden kaldırmadınız mı? Yok diyorum yahu yok. Bende de yok. Normal zaten piyasada da yok. Siz düz alın parayı. Üstünü filan da istemiyorum. Görev başındaki bir veznedara siz rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Yok canım nereden şey ettiniz? Ben aslında... Hemşerim al sen bu faturayı şu karşıdaki bankoya götür. Ben tahsilat işine bakıyorum. Onlar açma kapama işini yapıyorlar. Anladın mı? Sonra gelirsin eğer paran bozulmuşsa üstünü alırsın benden. Hadi. Şu suyu açar mısınız? Ver bakayım. Açamam. Niye? Kaynak kullandım aşım şeysi yapmamış. Sen onu bir yatır da bakalım. Şu yandaki banka. Buyurun. Ne vardı? Vallahi bana kalsa bir şey yok da bir türlü kalmıyor. Size kaynak şeyinin şeysini yatıracakmışım. O biraz zor. Çünkü bunun için elinizde ödenmiş bir fatura olması gerekiyor. Gidin faturayı ödeyin öyle gelin. Nereye ödeyeceğim? Nereye olacak vezniye? Daha neyin nereye ödeneceğini bile bilmiyorsunuz. Sonra da bır 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 bır. Alın. Bunu size yatırmadan açmazlarmış suyu. Açmazlar tabii. Aynı şekilde onlar açmadan ben de tahsilat yapamam. Sen bunu bir de yan bankoya götür. Amca dur bir ya. Tamam. Al işte. Her şey tamam. Şimdi şu faturayı alalım da ben de yan bankoya gidip suyu açtırayım. Tamam yalnız şeyi soracağım. 15.000 lira bozunuz var mı? Sen benim elime düşecektin de ben o tabureye tekmeyi ne biçim koyacaktım? Beni de ne büyük bir zevkle çekecektim. Sen ne diyorsun lan beyefendi? Boş ver mesleki terimler bunlar. Hadi al soruyu. 15.000 lira olmadan nasıl olacak? 15.000 liram yok. Ver şu parayı bana ben bir şekilde bozdururum. Beş bin lira buldum.
bir eski para koleksiyoncusuna gittim. 5 milyon verdim, 5 bin lira aldım. Buyurun. Ben buyurmayayım da siz yarın gene buyurun. Nasıl yani? Bitti. Mesai de bitebilen bir şeydir. Her güzel gün gibi mesai de bitiyor. Mesai mi bitti? Kuzu gibi ne meyliyorsunuz beyefendi? Siz bana yarın gelin, yarın. Kimiz? Bana kalırsa mesai bitmedi kardeşim. Sen bitti. Ne oldu, yatırabildin? Şimdi anladın mı beni? Çok haklıymışsın. Bazen insanın gözü gerçekten dönüyormuş. Kendi aranızda konuşmayın. Birazdan öleceksiniz. Ölüye saygılı olun. Var mı son bir arzunuz? Var efendim. Lütfen bir zahmet şu faturayı yatırın. Yahut da bizimle beraber bürokrasiyi dağıtsın. Dünya, dünya yalan. Dünya, dünya maniki, maniki.